Merhaba çocuklar. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2 a Sınıf Öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. Sınıf Türkçe dersinde özel isim, cins isim konusunu işleyeceğiz. Evet sizler de hazırsanız dersimize başlayalım. Evet çocuklar öncelikle özel isim nedir, cins isim nedir bunları açıklayarak örneklendirelim. Sonrasında da örnekte görmüş olduğumuz gibi görsellerin altına isimlerini yazarak hangileri özel isim, hangileri cins isim bunları ayıracağız. Evet öncelikle özel isim tek olan diğer varlıklar içinde tam bir benzeri bulunmayan varlıklara verilen isimlere özel ad diğer ismiyle de özel isim denir. Evet neler özel isimdir peki? İnsan isimleri ve soy isimleri, kurum isimleri, Millet, din, dil, kıta, ülke isimleri, il ilçe isimleri, mahalle, köy isimleri, denizlere verilen isimler, okyanuslara aynı şekilde verilen isimler, dağlara, nehirlere verilen isimler, kitap gazete isimleri ve hayvanlara verilen isimler özel isimlerdir çocuklar. Bunlara örnekler verecek olursak mesela şu an videoyu izleyen tüm bireylerin isimleri özel isimdir. Örneğin İnci gibi Zeynep, Umut, Kaan, Atahan gibi örneklendirebiliriz. Bunun dışında ne demiştik? Millet isimleri örneğin Türk İngiliz, Fransız, Alman gibi kurum isimleri, okulumuzun ismi örneğin Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu. Onun dışında din, dil, kıta isimleri örneğin Asya kıtası, dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca gibi Müslümanlık dini mesela baktığımızda Hepsinin ortak özelliği ilk harflerinin büyük olması. Evet çocuklar, özel isimlerin ilk harfi cümlenin başında, ortasında ya da sonunda olsun fark etmez, daima büyük harfle yazılır ilk harfi. Bunu unutmuyoruz. Cins isim nedir? Gelelim cins isme. Aynı cinsten birçok varlığın ortak olan ismine de cins isim ya da diğer tabirle cins ad denir çocuklar. Evet bu isimlerin varlıkları tek ile sınırlı değildir çocuklar. Yani bu ismi andığımızda ya da söylediğimizde birçok varlığı kastetmiş olabiliriz. Birçok varlığı barındırıyor içerisinde. Yani sadece bir varlığın ismi değil. Sadece bir varlığın ismi olduğunda buna özel isim diyoruz. Birçok varlık akla geldiğinde cins isim diyoruz. Mesela çocuklar bu şekilde cins isim kategorisine giren isimlerde baktığımızda organ isimleri, kulak, burun, ayak işte e, diz gibi akrabalık isimleri hala, teyze, amca, dayı vesaire. Hayvan isimleri. Hayvan isimleri derken özel isimlerde olan hayvanlara verilen isimler değil. Hayvanlara verilen isimler mesela pamuk, tekir gibi bizim hayvanlara koymuş olduğumuz isimler özel isimler. Ancak kedi, balık, köpek gibi hayvanların genel tür isimleri cins isim kategorisindedir bitki, çiçek, meslek, yiyecek isimleri, sayılar, renkler yine cins isme örnek olarak verilebilir. Örneğin ayak, uzuvlarımızdan bir tanesi, anne, koltuk, kedi, gül, öğretmen, yumurta, kırmızı gibi örnekler verebiliriz. Şimdi geçelim etkinliğimize. Etkinliğimizde özel isim olanları büyük harfle başlayacak şekilde yazmaya, cins isimleri ise küçük de başlayacak şekilde yazmaya dikkat ediyoruz çocuklar. Evet, görsellerin altlarına isimlerini yazacağız. Örneklere baktığımızda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Atatürk'ün ismi baş harfi büyük olacak şekilde doğru şekilde yazılmış. Hemen yanında cins isim olan ağaç çünkü ağaçtan kastımız birçok ağaç aklımıza gelir. Birçok nesne ifade ettiği için küçük harfle başlar. Cins isimdir. Evet geçiyoruz futbol topu. Top diyorum kısaca. Top yine cins isimdir ve küçük harfle başlar. Evet gördüğümüz görsel. Evet kedi bir hayvan türü olduğu için de bu cinse ait kedi birçok kedi aklımıza geldiğinden cins isimdir diyoruz ve küçük harfle başlayarak yazıyoruz. Evet anıtka bir görmüş olduğumuz resimdeki yerin ismi sadece ona özel bir isimdir o yüzden özel isimdir diyoruz ve büyük harfle başlayarak yazmayı unutmuyoruz. Evet. Çiçek. Görseli. Görselin ismi. Evet. Küçük harfle başlıyor. Çünkü çiçek dediğimizde aklımızda bir sürü çiçek gelir. Cins isimdir. Evet. Bu nedir? Kepçe. Mutfakta kullandığımız bir araç. Ve kepçe dediğimizde aklımıza bir sürü nesne gelir. Kepçe gelir. Yani sadece ...görseldekinin ismi değildir. Bir sürü e, kepçe isminde görmüş olduğumuz mutfakta kullanılan araç vardır. Evet geçtik. Köpek yine cins isim küçük harfle başlayarak yazıyoruz. Eğer ismi olsa mesela Çomar ya da Karabaş gibi onu yazsak o zaman özel isim olacaktı. Ancak burada köpek ifadesini yazdığımız için cins isimdir diyoruz. Küçük harfle başladığına bakarak buna dikkat ediyoruz. Evet görselde verilen görselde bir edebiyatçımız Türk edebiyatçı 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış olan ve Nobel Ödülünü alan ilk Türk vatandaşı Orhan Pamuk. Evet, görseldeki kişinin ismi ve soy ismi olduğu için büyük harfle başlayarak yazıyorum. Orhan Pamuk. İsmi ve soy ismi özel isim olduğu için büyük harflerle başlamasına dikkat ediyoruz. Hemen geçtik. Sıradaki görsel kalem. Evet, cins isimdir. Küçük harfle başlıyor. Kalem dediğimizde elimdeki kalem ya da buradaki kalemler gibi birçok nesne akla geldiği için cins isimdir diyoruz. Evet koltuk yine cins isim küçük harfle yazdık. Fil cins isimdir. Geçtik. Evet burada kast edilen görselde bir ülke. Hangi ülke? Tabii ki bizim güzel ülkemiz Türkiye. Baş harfini büyük yazmaya dikkat ediyoruz yine. Özel isimdir. Ülke ismi. Sıradaki masa küçük harfle başlıyor. Çünkü bir cins isim. Kitap. Yine küçük harfle başladık. Cins isim olduğu için. Ve son olarak inek. Cins isim olduğu için yine küçük harfle başladık. Evet, birinci sütundaki varlıkların adını yazarken büyük harf kullandın mı diyor. Birinci sütunumuz, şurada görmüş olduğumuz sütunumuz. Evet, bakıyoruz hepsinde büyük harf kullandık. Evet, çünkü birinci sütundaki derin hepsi özel isim, diğerleri cins isim diyoruz çocuklar. Evet, geçelim sıradaki etkinliğimize. E evet, sıradaki etkinliğimizde görselde verilmiş olan nesnelerin isimlerini yazmamız istenmiş. Varlıkların isimlerini yazarken burada 3 tane çocuk görüyoruz. Bu 3 çocuğa biz isim vereceğiz ve isim verdiğimizde yazarken de neye dikkat edeceğiz? Özel isim olduğu için büyük harfle yazmaya dikkat edeceğiz. Mesela şuradan başlayayım hemen. Ağaç cins isimdir. Küçük harfle başlayarak yazdım. Başka ev yine cins isim. Küçük harfle yazdım. Köpek kedi, tavşan evet, tavşanı yazayım öncelikle. Tavşan kedi koyuyorum. Bunların hepsi cins isim olduğu için küçük harfle başlayarak yazıyoruz. Solucan gördüm şurada bir tane. Solucan. Başka ne var? İnek. Da. Dağın ismini biliyorsak yazarken özel isim olduğu için büyük harfle başlayarak yazarız. Ama ben ismini bilmediğim için dağ diyorum. Evet burada ne var? Kuş var. Mesela şurada bir kürek var. Bunların hepsi cins isim. Gelelim çocukların isimlerine. Mesela buna Kerem ismini veriyorum. Büyük harfle başlıyorum. Çünkü o bu isim bu kişinin ismi Kerem diyoruz. Büyük harfle başladık. Buna Eren ismini veriyorum. Buna da Efe ismini vereyim. Evet. Dikkat ettiyseniz özel isimlerin ilk harfleri büyük harfle başlıyor. Sonrasında ne yazabiliriz? Mesela ördek diyebiliriz. Yine cins isim. Evet. Üç nokta koyalım. Örneklendirmeler devam edecek anlamında. Evet çocuklar sıradaki etkinliğimize bakacak olursak sıradaki etkinliğimizde buradaki verilen varlıkların isimlerini kullanarak resimler resim oluşturacaksınız. Bir kaç tane seçip bunları görselinize ekleyebilirsiniz. Mesela yukarıdaki görsele baktığımızda ev, ağaç, çiçek, ev, ağaç, çiçek, Örneğin yol, kuş, elma. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Buradaki kelimelerden birkaç tane birini de seçebilirsiniz. Ya da birkaç tane seçip bir resim yapabilirsiniz bu bölüme. Evet sıradaki etkinliğimize bakalım. Özel isimleri bulma etkinliği. Evet, insan isimleri, hayvanlara verdiğimiz isimler, şehir isimleri, Kurum isimleri özel isimdir demiştik. Aynısı ya da tam bir benzeri olmayan buna benzer isimlerin ilk harfi her zaman büyük yazılır çocuklar ve bu kelimelere gelen, isimlere gelen eklerde kesme işareti dediğimiz noktalama işaretiyle ayrılır. Aynısından çok sayıda olan varlıkların ilk harfleri cümle başında olmadığı sürece küçük yazılır. Bunlara da cins isim demiştik. Gelenekler ayrılmaz. Bunu da unutmayın. Cins isimlerde ayrılmaz. Özel isimlerde özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır çocuklar. Evet hemen örneğe bakalım. Dedem bizi görmek için İzmir'den geldi. Burada İzmir özel isim ve İzmir'e gelen ek den eki kesme işaretiyle ayrılmış doğru bir şekilde. Evet özel ismimiz İzmir. Ne adı? şehir adı. Bunu da belirttik. Geçiyoruz sıradakine. Hafta sonu İstanbul, Bursa ve İzmit yağışlı olacak. Evet İstanbul, Bursa, İzmit. Özel isimlerimiz. Bunları yazıyoruz. İstanbul. Bursa. İzmit. İlk harflerini büyük yazmaya dikkat ediyoruz. Hepsi ne ismidir? şehir ismidir. Selim okul bahçesinde düşen arkadaşına yardım etti. Kim yardım etmiş? Selim yardım etmiş. Cümlenin başında olması hiçbir şey değiştirmiyor. Özel isim olduğu için büyük harfle başladık. Selim özel isimdir. Ne ismi? Kişi ismi. İnsan ismi de yazabilirsiniz buraya. Kişi ismidir. Geçtik sıradakine. Yaşadığımız ülke Türkiye'dir. Evet, burada özel ismimiz Türkiye. Ne ismidir bu çocuklar? Evet, harikasınız. Ülke ismidir. Geçtik sıradakine. Pilot uçağı Adana'dan Ankara'ya uçurdu. Bakın kesme işaretini kullanıldığı yerlere baktığımızda zaten özel isimleri bulmuş oluyoruz. Adana ve Ankara özel isimlerimiz her ikisi de ne ismidir? Şehir ismidir. Emre Atatürk'ün hayatını kaynak kitaplardan araştırmış. Evet burada Emre ve Atatürk özel isimlerimiz Emre'yi ve Atatürk'ü yazdık. Her ikisi de ne ismidir? Kişi ismidir diyoruz. Sıradakine geçtik. Erzurum'da hayvan besiciliği yapılır. Evet, isme gelen ek kesme işaretiyle ayrılıyorsa bu bir özel isimdir. Erzurum Evet bu bir şehir ismidir diyoruz. Annesi Pınar'ı tiyatroya götürdü. Evet kesme işaretini kullanıldığı yer yine burası. Özel ismimiz Pınar bir kişi ismidir. Ve son ifadeye bakıyoruz. Bu şiiri yazan Mehmet Akif Ersoy'dur. Bakın büyük harflerin kullanıldığı yerler ismi ve soy ismi Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızın şairi aynı zamanda. Evet bu da bir kişi ismidir diyoruz. Ve son Sayfamıza geçtik. Pratik 103'teyiz. Özel isimler nasıl yazıdır? Özel isimlere gelen eklerden doğru olanları örnekteki gibi işaretleyeceğiz. Örneğin bakıyoruz. İstanbul. İstanbul u. Evet u eki gelmiş. Kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. İstanbul özel isim yine daha iki kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. İstanbulla Evet, İstanbul özel isimdir. Burada kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor ancak ayrılmamış. Bunu işaretlemiyoruz. Geçtik sıradakine, Türkiye özel ismimiz. Türkiye'de ancak kesme işareti burada kullanılmış, yanlıştır. İşaretlemiyoruz. Türkiye'den doğru işaretledik. Türkiye'ye Evet buradan ayrılması gerekiyor ancak ayrılmamış işaretlemiyoruz. Sıradaki özel ismimiz Zeynep. Zeynep'in evet, in eki ayrılmış doğru bir şekilde. Zeynep'le evet burada görmüş olduğunuz gibi yanlışlık söz konusu. Zeynep'ten burada da kesme işareti kullanılmamış. Bunu da işaretlemedik. Geçtik sıradaki özel ismimiz Ağrı Dağı. Bir dağın ismi. Ağrı Dağı'n da. Evet Ağrı Dağı'ndan sonra kesme işaretiyle ek gelmiş ve ayrılmış. Güzel. Bunu işaretledik. Ağrı Dağı'ndan. Evet burada Ağrı Dağı kelimesinden sonra ayrılması gerekiyordu. Ancak ayrılmamış. İşaretlemedik. Ağrı Dağı'na. Evet, bunu da işaretledik. Sıradaki özel ismimiz emre. Emreyi. Evet, yi ayrılması gerekiyordu. Ayrılmamış. İşaretlemiyoruz. Emre de ayrılmış. Doğru şekilde işaretledik. Emre den. Evet, bunu da işaretliyoruz. Doğru şekilde ayrılmış. Sıradaki özel ismimiz Akdeniz. Akdeniz i doğru şekilde ayrılmış. Akdeniz d doğru şekilde ayrılmış. Akdeniz z. Evet e şu şekilde ayrılması gerekiyordu ancak ayrılmamış. Bunu işaretlemiyoruz. Sıradaki özel ismimiz Marmaris. Marmarist n yanlış. Marmaris ten olacaktı. İşaretlemedik. Marmaris'i iyi sesi ayrılmamış özel isme gelen. Bunu da işaretlemiyoruz. Marmaris T. Doğru şekilde ayrılmış. İşaretledik. Ve son özel ismimize geçtik. Bu bölümdeki Sinop. Sinobun. Evet burada p sesi b sesine dönüşmüş. Özel isimlerde böyle bir özellik yok. Yanlıştır zaten yazım da yanlıştır. Kesme işareti de zaten. Un ekinde kullanılmamış. Sinopta ta. Yine ta ekinin ayrılması gerekiyordu. Ancak ayrılmamış. Bunu da işaretlemedik. Son ifadeye bakıyoruz. Sinop tan. Evet doğru şekilde ayrılmış. İşaretliyoruz. Evet çocuklar. Özel isimlerle ilgili istisnai özel bir durum var. Özel adlara gelen ekler. Ada yeni bir anlam. Yani isme yeni bir anlam kazandırıyorsa kesme işaretiyle ayrılmaz. Örneğin şu örneğe bakalım. Ankara özel isimdir, büyük harfle başlar, bir şehir ismi. Ankaralı. lı eki gelmiş. Ankara'da yaşayan insan anlamında. Bu örneğe göre bakıp şimdi tabloyu dolduracağız. Evet, Ankaralı, Bilecikli, Eskişehirli gibi nereye ait olduğunu yani hangi şehirde yaşadığını belirten, yaşadığımızı belirten ifadeler kesme işaretiyle ayrılmaz çünkü isme yeni bir anlam kazandırıyordur bu. Evet bu bilgi ışığında bakıyoruz şimdi örneğimize. Özel ismimiz Ali. Alilli diyemeyeceğimiz için burayı boş bıraktık. Aliler. Bugün Aliler bize gelecek. Ali ve ailesini kastediyor. Yeni bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla kesme işaretiyle ayrılmaz. Ali ismine gelen ler eki. Evet. Ali siz. Ali siz bir okul düşünemiyorum. Cümlesinde Ali olmadan anlamını kazandığı için, yeni bir anlam kazandığı için Yine kesme işaretiyle ayırmıyoruz. bunu unutmayalım. Geçtik Bolu, bir şehir ismidir. Bolulu, bolullu vatandaşlarımız derken mesela Bolu şehrine gelen lu eki kesme işaretiyle ayrılmıyor. Bolullar olamayacağı için tekil düzeltiyorum. Çoğul ekimiz e, ee, onu geçiyoruz. Bolu sus. Bolu sus. Evet yine gelen suz eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Evet semalı olmaz. İsme gelen ek. Semalar. Semalar bu akşam bize gelecek. Sema ve ailesini kastettiği için kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yeni bir anlam kazanmış. Semasız yine kesme işaretiyle ayrılmıyoruz. Semasız bir köy hayatı düşünemiyorum. Mesela örnek bir cümle. Evet Bakırköy bir yerleşim yeri ismi, bir ilçe ismi. Bakırköylü. Nerelisiniz? Bakırköylüyüz mesela. Bakırköy, Lü. Lü eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakırköy, Süz. Yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Minnoş, hayvanlara verilen isimlerden. Minnoşlar. Mesela iki hayvana minnoş ismi verilmiş. Minnoşlar. Lar eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Minnoşsuz. Yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Geçtik Almanya. Bir ülke ismi Alman Yalı. Alman Yalı. Kesme işaretiyle ayrılmaz. Son olarak Almanyasız. Yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Özel isme gelen bu ek. Evet çocuklar bu özel durumu da işledik. Dersimiz burada son erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dersten sonra ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkamayı unutmayın çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.